İleri seviye bir okuma parçasıyla tekrar birlikteyiz. Bu parçamızda bu seviyeye uygun birçok kelimeyle ve gene bu seviyeye uygun birçok gramer konusuyla baş başa kalacağız ve bunları sizlere açıklamaya çalışacağım. Bu parçamızda da arkadaşlar takıntılı insanların ünlerin hayatını nasıl kararttıklarını ve ünlerin bu konuda nasıl hukuk mücadelesi verdiklerini anlatan bir parçadır. Şimdi bu kapsamda da bu konuyla ilgili kelimelerimizi geliştireceğiz. Öncelikli olarak parçamızı bir defa açıklaması olarak okuyarak parça hakkında fikir edineceğiz. Kesinlikle bunun diksiyonumuzu geliştirmekle bir alakası yok arkadaşlar. Parça hakkında fikir edinmek maksadıyla yapıyoruz bunu. Sonra da açıklama olarak, detaylı olarak okuyacağız. Hadi başlayalım. Can laws stop the obsessed? The British actress Helen Bonham Carter went to court last week to ask for protection from an obsessive fan. 5 years of harassment from a 27-year-old man who plagued her with unwanted telephone calls, visits, and letters had driven her to act. For many celebrities and thousands of ordinary people, the problem of the overzealous fan or unrequited lover has become much more than a matter of tiresome phone calls in the middle of the night. To date, no British laws especially deal with stalking, but lawmakers and corporations in America are taking steps to protect not just stars, but also ordinary citizens from the mad, the bad, and the deluded. In 1990, California became the first state to institute an anti-stalking laws. Today, 31 states have such laws which guard against willful, malicious, and repeated harassing of another person and or their families. Convicted stalkers face prison sentences ranging from 30 days to 7 years and may be fined from $750 to $10,000. But even with new laws on the books, stalking is a tough crime to control. For those in the entertainment industry, stalking is a real and ever-present danger. Apart from the personal risk, the loss of a major movie star can cost a million company millions. And there is also the threat of lawsuits from actors who feel they have not been properly protected. Driven by such fears, Hollywood has been searching for the way to sift the psychotic from the ordinary fan. International Security Management, an American firm that assesses threats for companies around the globe, has pioneered a computer program known as the Threat Data Tracking System and has managed to break down stalking activity into several different categories. The company has input more than 500 letters and photographs into its system and noted phone calls, visits, and other attempts to intimidate victims, as well as stalkers' characteristics. Scanning through the database is a sorry business. It is an unrelenting tale of loneliness and despair of people pouring out their frustrations to individuals they have never met in a mixture of poetry, prose, and madness. Once we get a line on these people, we hope to be able to predict what will trigger them to commit violent actions, says Noel Koch, ICM president. Then we can develop a more effective intervention strategy, whether that means protecting the victim or restraining the stalker. There, three basic types of stalker have been identified. Those who refuse to give up real relations that have gone wrong. Those who become obsessed with a superficial relationship through work, leisure activities, and those who invent completely artificial relationships with someone, usually a celebrity, whom they have never met.
The last category of stalker, usually known as the celebrity stalker, is the most difficult to track. According to Bernd Finkelstein, a senior analyst at ICM, the first letters or phone calls received by a victim might seem relatively innocuous, so they don't get noted right away. Only after letters and phone calls increase do people finally take action, by which time data have been lost. Also, letters or phone calls may be received by several members of a celebrity's entourage instead of the celebrities themselves, making it more difficult to coordinate information and assess the level of danger posed by a potential attack. Evet arkadaşlar, şimdi kelime, gramer ve anlam açısından analiz ederek detaylı olarak açıklayarak okuyalım. Can law stop the obsessed? Yani kanunlar obsesif olanları, yani takıntılı olanları, the obsessed takıntılı olanlar demektir. Takıntılı olanları durdurabilir mi? Burada obsessed normalde bir sıfattır arkadaşlar. Ama the obsessed olduğu zaman da o sıfatı niteleyen bütün insanları kapsar. Başına the getirerek. Yani obsessed takıntılı kişi anlamında kullanılır. İsim değildir, sıfattır. The obsessed olduğu zaman takıntılı kişilerin hepsini kapsar. The British actress Helena Bonham Carter went to court last week to ask for protection from an obsessive fan. Yani İngiliz aktris Helena Bonham Carter mahkemeye gitti geçen hafta. Ne için? İstekte bulunmak için. To ask for. Ne isteği? Protection. Yani korunma isteğinde bulunmak için. Kimden? Bir takıntılı fanatiğinden korunmak için. Korunma talebinde bulunmak için ne yapmış arkadaşlar? Mahkemeye gitmiş. 5 years of harassment from a 27-year-old man who plagued her with unwanted telephone calls, visits and letters had driven her to act. 27 yaşındaki bir adamdan 5 yıl boyunca tacize maruz kalmış. Burada harassment taciz demektir arkadaşlar. Ve bu adamı da tanımlıyor. Who plagued her with unwanted calls? Plague, musallat olmak demektir arkadaşlar. Yani adam kadına, yani bu sanatçımıza ne yapmış arkadaşlar? İstenmeyen telefonlarla, ziyaretlerle ve mektuplarla ne yapmış arkadaşlar? Musallat olmuş ve onu bu durum ne yapmış arkadaşlar? 5 years of harassment had driven her to act şeklinde bu cümleyi düşünebiliriz ve geri kalan bölümde onu tanımlayan, yani bu 5 years harassment'ı ve o adamı tanımlayan ifadelerdir. Ne yapmış arkadaşlar bu 5 yıllık harassment? Onu harekete geçirmiş. Drive burada harekete geçirmek olarak düşünebiliriz. Onu drive her to act olarak, yani onu şeye doğru, harekete geçmeye doğru yönlendirdi. For many celebrities and thousands of ordinary people, the problem of the overzealous fan or unrequited lover has become much more than a matter of tiresome phone calls in the middle of the night. Burada celebrities ünlüler demektir arkadaşlar. Birçok ünlü için ve binlerce normal insanlar için, yani ünlü olmayan sıradan insanlar için overzealous, aşırı tutkulu bir fanatik veya Unrequited'da arkadaşlar karşılık görmeyen sevgili, burada unrequited karşılık görmeyen demek, lover sevgili, karşılık görmeyen sevgili ve aşırı tutkulu bir fanatiğin problemi has become much more than a matter of tiresome phone calls. Yani bu sıkıcı, tiresome sıkıcı demektir arkadaşlar. Sıkıcı telefon, yorucu telefon aramaları probleminden daha fazlasıdır diyor. In the middle of the night, gecenin bir vakti diyor. To date, no British laws especially deal with stalking, but lawmakers and corporations in America are taking steps to protect not just stars, but also ordinary citizens from the mad, the bad and the deluded. To date, bu zamana kadar demektir arkadaşlar. Hiçbir İngiliz kanunu özellikle ne yapmıyormuş arkadaşlar? Stalking'le mücadele etmiyormuş bu zamana kadar. Yani stalking dediği de
böyle gizli gizli takip etmek anlamında gelir. Fakat kanun koyucular, kanun yapıcılar yani hukukçuları kastediyor ve şirketler, Amerika'daki şirketler bu sadece starları, yıldızları değil ve aynı zamanda normal vatandaşları da ne yapıyorlarmış arkadaşlar? Korumak için adım adım adımlar takip ediyorlarmış. Kimlerden korumak için? From delilerden, kötülerden and the deluded. Yani kandırılanlar, aldatılanlar, yani burada yoldan çıkmışlar gibi bir anlam çıkıyor. In 1990, California became the first state to institute anti-stalking laws. Yani 1990 yılında Kaliforniya bu anti-stalking ile yani gizli takip etmeye karşı mücadele ile kanunlar kurma konusunda, kanunlar oluşturma konusunda neymiş arkadaşlar? İlk eyalette diyor. Burada institute oluşturmak, başlatmak, tesis etmek gibi bir anlam var. Today, 31 states have such laws which guard against willful, malicious and repeated harassing of another person and or their families. Bugün 21 tane eyaletin bu şekilde kanunları vardır ki bu kanunlar da ne yaparmış arkadaşlar? Koruma altına alınırlarmış. Kimlerden korunmuş? Kimlere karşı korunmuş? Willful yani inatçı, malicious, kötü niyetli, art niyetli ve tekrar eden bu taciz olaylarına karşı, kime karşı bu taciz olayları? Bir başkasına, bir başka kişiye ve veya onların ailelerine karşı yapılan tekrarlı tacizlere karşı koruma sağlanmış. Convicted stalkers face prison sentences ranging from 30 days to 7 years and may be fined from $750 to $10,000. Yani bu suçlu olan, hüküm giyen gizli takipçiler neyle karşılaşılmış? Face, yüzleşmek demektir. Karşılaşmak demektir. Hapis cezalarıyla yüzleşirler diyor. Range from da bunun ne kadar boyutta olduğunu anlatıyor. Ranging from şu miktardan şu miktara kadar anlamına gelmektir. Yani 30 günden 7 yıla kadar süren aynı zamanda hapis cezalarına karşılarıyla yüzleşirlermiş ve aynı zamanda da ne yapabilirlermiş arkadaşlar? Bu gizli takipçiler may be fined yani ceza para cezası da alabilirlermiş. 750 dolardan 10 bin dolar kadar da alabilirlermiş. But even with new laws on the books, stalking is a tough crime to control. Fakat bu yeni kanunlara rağmen diyor, kitaplardaki yeni kanunlara rağmen stalking, gizli takipçilik hala sıkı bir suçtur. Kontrol edilmesi zor olan bir suçtur diyor. For those in the entertainment industry, stalking is a real and ever-present danger. Yani bu eğlence sanayi sektöründe olan kişiler için gizli takipçilik bir gerçek ve hatta öncesi bulunmayan nedir arkadaşlar? Mevcut şu anki dönemde öncesi olmayan nedir arkadaşlar? Daha önceden de görülmeyen daha doğrusu bir tehlikedir. Burada ever arkadaşlar güzel bir pekiştirme maksadıyla kullanılıyor. Gelmiş geçmiş olarak da düşünebilirsiniz. Yani gelmiş geçmiş günümüzün neyidir diyor arkadaşlar? Tehlikesidir diyor. Apart from the personal risk, the loss of a major movie star can cost a company millions and there is also the threat of lawsuits from actors who feel they have not been properly protected. Apart from bir şeyden başka demektir. Yani kişisel riskten başka haricinde bu büyük film yıldızının kaybı bir şirket için milyonlara bedel olabilirmiş arkadaşlar. Ve aynı zamanda uygun bir şekilde properly protected, uygun bir şekilde korunmayan veya bu şekilde korunmadığını hisseden aktörlerden de bir dava
Dava neler arkadaşlar? Davalardan oluşan bir tehdit de nedir arkadaşlar? Mevcuttur. Driven by such fears, Hollywood has been searching for the way to sift the psychotic from the ordinary fan. Bu şekilde korkularla yüzleşen Hollywood, psikotik denen yani psikolojik problemi olan şeyleri, fanatikleri normal fanatiklerden sift elemek demektir arkadaşlar. Elemek için bir tarz geliştirme konusunda da araştırma yapıyormuş arkadaşlar. International Security Management, an American firm that assesses threats for companies around the globe, has pioneered a computer program known as the Threat Data Tracking System and has managed to break down stalking activity into several different categories. Bir Amerikan şirketi olan Uluslararası Güvenlik Yönetimi değerlendirme yapmaktaymış. SS değerlendirmek demektir. Neyi değerlendirmesini? Dünya çapındaki şirketlerden gelen şirketler için tehditlerin değerlendirmesini yapıyorlarmış arkadaşlar. Ve aynı zamanda Pioneer öncülük yapmak demektir arkadaşlar. Bir bilgisayar programında öncülük yapmışlar. Bunun bilinen şekli şudur diyor. Known as the diyor. Tehdit bilgi takip sistemi programına da öncülük yapmışlar diyor. Ve bu stalking activity'leri yani bu gizli takipçilik yapanların faaliyetlerini birçok farklı kategorilere bölmeyi başardılar diyor. Manage to do something bir şeyi başarmak demektir. Breakdown da parçalara ayırmak demektir. Yani birçok kategoriye ayırmışlar bunu. The company has input more than 500 letters and photographs into its system and noted phone calls, visits and other attempts to intimidate victims as well as stalkers characteristics. Şirket 500'den fazla mektup ve fotoğrafı sisteme yüklemeyi başarmışlar arkadaşlar ve birçok telefon görüşmelerini, ziyaretleri ve diğer teşebbüsleri ne için? Bu kurbanları korkutmak için, intimidate burada korkutmak, gözünü korkutmak demektir. Gözünü korkutmak için yapılan teşebbüsleri ne yapmışlar arkadaşlar? Not almayı başarmışlar. Yani sisteme işlemeyi başarmışlar. As well as stalker's characteristics. Aynı zamanda da as well as aynı zamanda yani bu şekilde aynı şekilde benzer şekilde takipçilerin karakteristiklerini de ne yapmışlar arkadaşlar? Not almayı, sisteme yüklemeyi başarmışlar. Scanning through the data base is a sorry business. Bu database içerisinde inceleme yapmak, scan etmek de bir sorry business diyor. Yani üzücü bir durum demek istiyor. It is an unrelenting tale of loneliness and despair of people pouring out their frustrations to individuals they have never met in a mixture of poetry, prose and madness. Bu scanning'e hani sorry business dedik ya, üzücü bir süreç dedik. İşte bunu açıklıyor. Nasıl olduğunu açıklıyor şimdi. O acımasız bir hikayesidir diyor. Unrelenting acımasız demektir. Tale burada hikayesi. Neyin acımasız hikayesi? Bu yalnızlığın ve ümitsizliğin, despair, ümitsizlik demek, insanların ümitsizce ve yalnız bir şekilde içlerini dökmesi, pour out, içlerini dökmesi demektir. Ne konuda? Frustrations, yani hayal kırıklıkları konusunda içlerini dökmesini anlatan acımasız bir hikayedir diyor. Kime anlatıyorlar? To individuals, bireylere anlattıkları diyor. Bu scan ettikleri tecrübelerini hani scan ediliyor ya işte onlar. They have never met in a mixture of poetry. Yani daha önceden bu hayal kırıklıkları da daha önceden hiç buluşmadıkları bir nesirde yani proz nesir demek yazı türü şiir ve çılgınlıkların karışımı şeklinde daha önce
hiç buluşmadıkları, tanışmadıkları insanlara anlatmalarıdır. Once we get a line on these people, we hope to be able to predict what will trigger them to commit violent actions, says Noel Koch, ICM president. ICM'in başkanı olan Noel Koch diyor ki, once yapar yapmaz demek, bir bağlaç olarak kullanılıyor. Get a line on da bir şeyde bilgi almak demektir. Yani bu insanlar da, bu insanlar hakkında bilgi elde ettiğimiz zaman diyor, yapar yapmaz diyor, biz onları bu tür vahşi eylemlere, eylemler suçunu işlemeye neyin tetiklediğini, trigger tetiklemek demektir, commit'te bir şey işlemek demektir, işlemeye tetiklediğini tahmin edebileceğimizi, predict tahmin etmek demektir, tahmin edebileceğimizi umuyoruz diyor. Then we can develop a more effective intervention strategy, whether that means protecting the victim or restraining the stalker. O zaman diyor, biz daha etkili bir intervention, müdahale demektir, müdahale stratejisi geliştirebiliriz diyor. Ne konuda diyor? Whether that means protecting the victim, yani bir kurbanı koruma stratejisi, or mı yoksa restraining the stalker, yani zapt etme, engelleme, bu gizli takipçilik yapanları engelleme stratejisi mi geliştireceğiz, buna karar veririz diyor yani. Three basic types of stalker have been identified. Those who refuse to give up real relationships that have gone wrong. Those who become obsessed with a superficial relationship through work or leisure activities. And those who invent completely artificial relationships with someone, usually a celebrity, whom they have never met. Diyor ki, üç çeşitli, üç temel stalker tespit edildi diyor. Identify burada tespit edilmek demektir. Bunları da anlatıyor. Those who refuse to give up. Yani yanlış giden ilişkileri, gerçek ilişkileri bırakan, terk edenleri reddeden kişiler. Bunun birinci. İkincisi, those who become obsessed with. Yani boş zaman aktiviteleri, leisure activities, boş zaman aktiviteleri veya iş gereğince yüzeysel, superficial, yüzeysel demektir. Yüzeysel ilişkilere takıntılı olan kişilerden bahsediyor ikincisi. Üçüncüsü ise, and those who invent completely artificial relationships, daha önce hiç tanışmadığı, buluşmadığı bir kişiyle, bunlar genellikle bir ünlü oluyorlar diyor, onlarla yapay ilişkiler, tamamen yapay ilişkiler geliştirmeye çalışan kişilerden bahsediyor. Üçüncü tip de bunlar oluyor. The last category of stalker, usually known as the celebrity stalker, is the most difficult to track. Yani son kategoride olan stalker kategorisinde genellikle onlar ünlü stalkerları olarak bilinirler diyor. Ve bu da takip etmesi en zor olandır diyor. According to Beth Finkelstein, a senior analyst at ICM, the first letters or phone calls received by a victim might seem. Yani Beth Finkelstein'e göre o kişi ICM'de bir kıdemli analisttir. The first letters dedi. Burada isminin baş harflerini kastediyor herhalde. Baş harfleri görünen veya telefon numaraları, daha doğrusu bir kurban tarafından elde edilen, alınan telefonlar, telefon çağrıları veya işte baş harfleri diyor. Bu şeyin, the first letters, ilk mektupları da kastediyor olabilir burada. İlk mektupları kastediyordur veya baş harflerini de kastediyor olabilir. Yani telefon görüşmeleri ve ilk mektupları diyelim biz burada. İlk mektuplarını, mektuplar nedir diyor arkadaşlar? Relatively, nispeten
innocuous yani zararsız, kendi halindedir demek istiyor. Innocuous kendi halinde. So they don't get noted right away. Bu nedenle onlar hemen dikkate alınmıyor diyorlar. Get noted burada dikkate alınmış demektir. Yani they don't dediği şimdi dikkate alınmıyor diyor. Only after letters and phone calls increase do people finally take action by which time data have been lost. Hani biraz önce dedi ya, ilk mektuplar ve ilk telefon konuşmaları çok dikkate alınmaz gibi bir anlam çıkarmıştık. Şimdi diyor ki mektuplar ve telefon görüşmeleri, telefon çağrıları arttığı zaman da diyor, arttıktan sonra, hemen sonrasında do people finally take action. Yani burada do pekiştirmek maksadıyla kullanılıyor. Take action ifadesini pekiştirmek maksadıyla kullanıyor. İnsanlar ne yapar diyor arkadaşlar? Hemen sonrasında ne yapar diyor? Sonuç olarak diyor, reaksiyon gösterirler diyor. By which time, yani bu esnada da diyor, bilgi, data have been lost, bilgi kaybolur diyor. Also, letters or phone calls may be received by several members of a celebrity's entourage instead of the celebrities themselves, making it more difficult to coordinate information and assess the level of danger posed by a potential attacker. Ve aynı zamanda mektuplar veya telefon görüşmeleri bu celebrities entourage, burada bazen hızlı okumayla entourage diye okuyoruz ama entourage diye okumamız gerekiyor bunu. Ünlünün yakınları demektir entourage. Ünlünün yakınları tarafından ne yapılmış olabilir diyor arkadaşlar. Bu telefonlar ve şeyler alınmış olabilir diyor. Mektuplar alınmış olabilir diyor. Şeylerin yerine diyor. Ünlülerin kendileri yerine onlar tarafından alınmış olabilir diyor. Tabi bu durumda ne yapar diyor? Making it more difficult to coordinate information. Yani bu durum diyor, bilgiyi koordine etmeyi zorlaştırır diyor. Aynı zamanda tehlikenin potansiyel saldırgan tarafından oluşturulmuş olan tehlikenin seviyesini de değerlendirme konusunda da durumu zorlaştırır demek istiyor. Evet arkadaşlar, parçamızı burada açıklama olarak da okumayı tamamlıyoruz. Bu şekilde bir defa açıklamasız bir defa da açıklamalı okuduktan sonra parça hakkında tamamen bilmediğimiz konu kalmadı. Yani hem kelime bilgimizi arttırdık hem gramerimizi arttırdık ve parçayı tamamen öğrendik. Şimdi bir defa da bu öğrendiklerimizi gerçekten anlamış mıyız? Bunu test etmek maksadıyla bir kere daha açıklaması olarak okuyoruz ve çalışmamızı sonlandırıyoruz. Hadi başlayalım. Can laws stop the obsessed? The British actress Helen Bonham Carter went to court last week to ask for protection from an obsessive fan. 5 years of harassment from a 27-year-old man who plagued her with unwanted telephone calls, visits, and letters had driven her to act. For many celebrities and thousands of ordinary people, the problem of the overzealous fan or unrequited lover has become much more than a matter of tiresome phone calls in the middle of the night. To date, no British laws especially deal with stalking, but lawmakers and corporations in America are taking steps to protect not just stars, but also ordinary citizens from the mad, the bad, and the deluded. In 1990, California became the first state to institute an anti-stalking laws. Today, 31 states have such laws which guard against willful, malicious, and repeated harassing of another person and or their families. Convicted stalkers face prison sentences ranging from 30 days to 7 years and may be fined from $750 to $10,000. But even with new laws on the books, stalking is a tough crime to control. For those
In the entertainment industry, stalking is a real and ever-present danger. Apart from the personal risk, the loss of a major movie star can cost a million company millions. And there is also the threat of lawsuits from actors who feel they have not been properly protected. Driven by such fears, Hollywood has been searching for the way to sift the psychotic from the ordinary fan. International Security Management, an American firm that assesses threats for companies around the globe, has pioneered a computer program known as the Threat Data Tracking System and has managed to break down stalking activity into several different categories. The company has input more than 500 letters and photographs into its system and noted phone calls, visits, and other attempts to intimidate victims, as well as stalkers' characteristics. Scanning through the database is a sorry business. It is an unrelenting tale of loneliness and despair of people pouring out their frustrations to individuals they have never met in a mixture of poetry, prose, and madness. Once we get a line on these people, we hope to be able to predict what will trigger them to commit violent actions, says Noel Koch, ICM president. Then we can develop a more effective intervention strategy, whether that means protecting the victim or restraining the stalker. There are three basic types of stalker have been identified. Those who refuse to give up real relations that have gone wrong. Those who become obsessed with a superficial relationship through work, leisure activities. And those who invent completely artificial relationships with someone, usually a celebrity, whom they have never met. The last category of stalker, usually known as the celebrity stalker, is the most difficult to track. According to Bent Finkelstein, a senior analyst at ICM, the first letters or phone calls received by a victim might seem relatively innocuous, so they don't get noted right away. Only after letters and phone calls increase do people finally take action, by which time data have been lost. Also, letters or phone calls may be received by several members of a celebrity's entourage instead of the celebrities themselves, making it more difficult to coordinate information and assess the level of danger posed by a potential attacker. Bu şekilde 3 defa tekrarlı çalışmayı arkadaşlar çok önemsiyorum. Çünkü bir şeyler öğrendikten sonra özellikle onları tekrar etmek bunları zihnimizde daha kalıcı yer etmesine sebep oluyor. Ve en sonunda da bu parçadan ne anladığınızı kendi kendinize bir defa özetlemeye çalışırsanız arkadaşlar, İngilizce olarak konuşarak anlatırsanız, birisine anlatır gibi yaparsanız arkadaşlar, bu daha kalıcı olacaktır ve öğrendiklerinizi daha iyi pekiştirme imkanına sahip olursunuz. Ve bu parçayı da, bu videoyu da bir kere dinleyerek böyle kapatmanızı çok hoş görmüyorum arkadaşlar. Mutlaka bir tekrar daha videoyu dinlemenizin çok faydalı olacağını düşünüyorum. Hepinize kolaylıklar diliyorum. Videomuzdan hoşlanırsanız like atmayı ve kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayın. İyi günler.